Finansal hizmetlere ilgi duyan herkes, hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, İstanbul Ağrı Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nin finans laboratuvarı sohbetlerinde yine bugün sizlerle birlikteyiz. Değerli aday öğrencilerimiz, aileleri, yakınları ve keza mezunlarımız, öğrencilerimiz, akademik kadromuz, idari kadromuz, değerli hazırım. Finansal hizmetlere, sigortacılığa, BOPA Acıbadem Sigorta'ya ve İstanbul Ağrı Üniversitesi'ne ilgi gösteren, bizi şu anda dinleyen, bağlanan herkes, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sağlıklı günler diliyorum. Ben Cüneyt Devican, Muhasebe ve Finans bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Sürekli Eğitim Merkezi'nin müdürüyüm. Aynı zamanda da şu anda yeni kurmuş olduğumuz finans laboratuvarımızda da yine diğer değerli akademisyenlerimizle birlikte finansal hizmetler alanında bizzat simülasyonlarla öğrencilerimizi veyahut da öğrencilerimizin dışında mezunlarımıza veyahut da ilgi duyan sektör profesyonellerine katkı koymaya çalışan kişileriz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Benim aynı zamanda hani ta üniversite döneminden, yani sizlerin seçim yapıp da kısmetse 3 ay sonra, 2 ay sonra tanışacağınız arkadaşlarınız gibi benim de aynı dönemlerde tanıştığım ve iyi ki de tanıştım dediğim çok değerli bir dostum, arkadaşım ve sigortacılık sektörünün duayenlerinden. Birçok başarılı satın alma, birleşme operasyonunu yönetmiş. Keza kendisinin de bizzat üniversite yıllarından beri hani girişimcilik deneyimi olan, hem kurumsal girişimci hem bireysel girişimci olan, belinde 10 marifet olan yine isimlerden birisi. Bu BOPA Acıbadem Sigorta'nın yönetim kurulu başkanı, değerli dostum Gökhan Gürcan. Gökhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Cüneyt Hocam. Teşekkür ediyorum Evet. beni programa konuk ettiğin için. Umarım keyifli Her bir zaman sohbet yani biz yaparız. de valla ben hani her zaman seve seve hani hep keyifli sohbetler zaten yapmışlığımız vardır. Bugün de hani burada yine farklı vesileyle yine bizim geleceğimiz olan hani kuşaklara mümkün olduğunca hani birlikte buradan bir katkı koyabiliyorsak hani bir nebze ne mutlu bize diyorum. Kırmadın bizi geldin. Ben İstanbul Ayel Okulları, İstanbul Ayel Üniversitesi camiası adına tekrar hem sana şahsın nezdinde hem de senin şahsın nezdinde tüm BOPA Acıbadem ailesine yani buradan sevgi saygılarımızı ve teşekkürlerimizi iletiyorum. Ben teşekkür ederim. Bir nebze olsun katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Evet, şimdi Acıbadem'i biliyoruz, Acıbadem grubunu biliyoruz, hani Acıbadem hastanelerini biliyoruz da BOPA tarafını sanıyorum herhalde şöyle bir kısaca birinci ağızdan dinlemekte fayda var. Çok uzun da olmadı bildiğim kadarıyla değil mi satın alma operasyonu? 2019 yılı başından itibaren %100 Bupa şirketi olduk. Bupa aslında Cüneyt, dört tane harfin kısaltmasından oluşan bir kelime diyelim. Aslında British United Provident Associations diye geçiyor. Yani aslında BUPA bir sandıklar, bizim anlayacağımız anlamda vakıflar gibilerinden aslında bir sürü oluşumun bir araya getirildiği, işte 1940'lı yılların sonunda kurulmuş bir entegre sağlık hizmetleri kuruluşu. Dünya çapında faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 100 bin çalışanı var. İşte 13 milyar euro cirosu olan dev bir kuruluş. Dünyanın birçok ülkesinde aktif olarak hem sigortacılık alanında ve sadece sağlık sigortacılığı alanında olmak üzere hastanecilik, poliklinik hizmetleri, diş network'ü, diş klinikleri, well-being merkezleri, bu tüp bebek merkezleri, yaşlı bakım merkezleri, dijital sağlık hizmetleri gibi birçok alanda, sağlığın dokunduğu her alanda faaliyet göstermeye çalışan bir grup. Çok güzel bir mottosu var, çok güzel bir amacı var aslında. Purpose olarak tanımlıyorlar. Diyorlar ki insanlara daha sağlıklı, daha mutlu ve daha uzun ömür yaşamalarına yardımcı olmak. Bir Evet. kar odaklı bir şirket değil aslında. Her ne kadar ticari bir kimliği olsa da aslında temel amacı bu dediğim amacı gerçekleştirmek. O yüzden bu grubun parçası olmaktan ötürü çok mutluyum. Çok da keyifli bir 2 yıl geçirdik. Önümüzdeki dönemlerde de BUPA'nın bu dünya çapında farklı sektörlerde yaygınlaşma stratejisini Türkiye'de de göreceğini düşünebilirsin.
Aslında sanırım herhalde bir kesişim kümemiz var. Yani siz sağlık tarafında insanlığa hizmet ediyorsunuz. Tabii hani ticari bir boyutu var işin ama Her hani zaman. sağlık tarafına insanlığa hani hizmet ediyorsunuz. Biz vakıf üniversitesiyiz ama tabii haliyle o vakfeden sıfatıyla bizim de hani çok ciddi bir oranda öğrencimiz burslu okuyor ama tabii genel işletme giderleri keza hani bu burslu öğrencilerimizin de finansmanı anlamında sadece vakıf tarafında değil işte belli ücretlerle de biz de Tabii. nebze olsun Çok ya da önemli, çok iş önemli bir dünya misyonunuz tabii. var. Çok önemli bir Evet. misyonunuz var. Bunu takdirle karşılamak gerekiyor. Çünkü bu Türkiye'de yaşayan tüm insanların aslında en önemli sorunu aslında doğru bir eğitim modeli, bilimsel ilkelere dayanan, pozitif bilimin ışığında yürüyen bir eğitim modeli. Dolayısıyla Aral Üniversitesi senden de bildiğim kadarıyla da bu şiara hizmet etmeye çalışıyor. Bu şiarda ilerliyor. O yüzden çok önemli bir toplumsal misyonu da yerine getirmeye çalışıyorsun. Tebrik ediyorum. Belki bilmiyorsundur Cüneyt, onu da paylaşayım. Aslında ben Lütfen. de ucundan şeyden kesişiyoruz aslında. Acıbadem Üniversitesi'nin mütevelli heyetindeyim Oh, hayırlı olsun sana da tekrardan ben. diyorum. Evet. Süper. Yani Ya son şimdi bir buçuk yıldan beri orada da hizmet vermeye çalışıyorum. süper. Ya tabii mütevelli vakfeden vakıflar hani bu anlamda işte senin de şu anda içinde bulunduğun bu keza hani Acıbadem tarafı hani bunlar kıymetli çalışmalar çünkü Türkiye'de biliyorsun bana göre Türkiye'ye yapan hani belli özellikler var işte aile yapısı vesaire gibi hani o değerler zinciri içerisinde bence en önemlilerinden biri ahilik yani esnaflık anlayışı. O dayanışma anlayışı, imeceler vesaireler. Keza vakıf anlayışı yani ta Osmanlı ve hatta onun öncesinde de dayanan o vakfeden anlayışı. Tabii dünyada da bunlar artık biliyorsun sivil toplum kuruluşları, sosyal sorumluluk falan öne çıkmaya başladı ama bizde yüzyıllardır olan şeyler. O yüzden hani ben de önemsiyorum. Biz de hani İstanbul Üniversitesi'nde fikri vicdanı hür arkadaşlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani bizim de hani vizyonumuz var ama tabii öncelikli olarak biz hani Türkiye'nin ve insanlığın geleceğine yönelik olarak daha çok hani entelektüel sermaye tarafına yapmaya çalışıyoruz. Siz sağlık tarafına yapmaya çalışıyorsunuz. Gerçi sağlık dedim. Bizim de tıp fakültemiz açıldı. İkinci sene olacak bu sene. İkinci yıl Güzel, çok öğrencilerimizi güzel. alacağız. Çok 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 Acıbadem doğru bir alan. bünyesinde. Tebrik ediyorum bu düşünceden dolayı. Çok doğru bir Evet. alan. Bugün belki biraz vaktimiz el verdiği ölçüde içine gireriz ama yani aslında ben kendimi çok sigortacı olarak tanımlamam. Aslında bir sigortacılar bir finansman modeli sunarlar. Neye sunarlar aslında? Bir gerçekleşmemiş olan risklerin gerçekleşmesi durumunda oluşabilecek maliyetlerin finansman modelini sunarız biz. Dolayısıyla bu finansman modeli ben onun üzerine Bupacı Badem'i şöyle tanımlıyorum. Biz bir sigorta şirketi değiliz. Biz sağlık hizmetleri yönetimi yapan ve onun finansman modelini sunan bir şirketiz diyorum. Güzel. Dolayısıyla sizin bu hedefiniz de attığınız adım da bence hem buraya daha sonra kaydedilecek öğrenciler açısından hem okul açısından hem de tüm toplumların sadece Türkiye'deki toplumun değil aynı zamanda uluslararası camianın da ihtiyaç duyduğu sağlık ve sağlık sadece doktorluk, hemşirelik, hasta bakıcılık mevzu değildir. Aslında sağlık dediğimiz kavram bir entegre sağlık hizmeti perspektiften bakınca aslında sağlık hizmetleri yönetimidir. Sağlığın finansmanıdır. Sağlığın teknolojik altyapısıdır. Sağlığın süreçleridir. Yani içinde her sektörde olduğu gibi bazen biz yanımsamalar içinde oluyoruz. Bir sektör konunca ve sağlık deyince akla ilk kelime doktor gelir vesaire. Tabii ki doktorlarımız çok kıymetli ve çok önemli. Orası ayrı. Ama mesela bunun bir süreç tasarımını yapmak, bunun finansman modelini yapmak, İşletme modelini kurmak, yönetişim modelini yaratmak, verimli bir idari sistem kurgulamak, bunların hepsi farklı disiplinlerden gelen kişilerin ve bugünkü öğrencilerin aslında hedef olarak görmesi gereken bir alandır diye düşünüyorum. Ve hani bugün sana sorduğum zaman ne konuşacağız? İşte gençlerin seçimleri vesaire, sigortacılık açıkçası bu alanda belki hani çok duymuşlardır diğer alanlarda işte ya zaten sen sürekli konuşuyorsun, anlatıyorsun.
finansmandır, bankacılıktır, sigortacılıktır. Ben istersen konumuzu biraz sağlık ekseninde de sizin de 2 yıllık Olur. bölümünüz var. Bu eksende toparlayalım. Ve bu eksenin aslında o bir orta halka, bu halkanın dediğim gibi ikinci katmanı, üçüncü katmanı, dördüncü katmanı var. Yani bu İngiltere'deki zonlar gibi, Londra gibi düşünebilirsin. Bu zonlarda aslında başka bir zonda Cüneyt Endüstri Mühendisliği var. Başka bir Kesinlikle. zonda finansman var. Başka bir zonda sağlık hizmetleri yönetimi var. Dolayısıyla Kesinlikle. ama ana odak sağlık sektörü. Evet. Dolayısıyla hani ben genç arkadaşlarıma hangi bölümlerde okurlarsa okusunlar, bir hani bana soracağını düşündüğüm sorulardan bir tanesi, hani ne tavsiye edersin? Ya sağlık sektörü ne öyle ya da böyle temas edin derim. Kesin. O arada tabii şimdi sen güzel bir noktaya değindin. Hani ben tabii İktisadi İdari Bilimler Fakültesi deyince senin dediğin gibi sağlık işletmesi yönetimi var. Sağlık turizmi var. Ki Tabii. sağlık turizminde hani senin de deneyimin yüksek, özellikle sosyal hizmetler alanından bir sakıncası yoksa hani sanıyorum Tabii. yaşlı bakım evi tarafında da Tabii. çalışmalarım var diye biliyorum seni. Aynen öyle. Dolayısıyla hani bu dediğin gibi hani farklı katmanlar. Dolayısıyla İktisadi İdari Bilimler Fakültesi deyince sanki böyle tıp başka bir dünya, sağlık başka bir dünya, Evet, yani evet. sosyal bilimler başka bir dünya gibi algılamasın bizi dinleyen Bunlar bir arkadaşlar. yanımsama. Bunlar bir yanımsama. Aslında paradigmalarımız Cüneyt bunlar. Yani sağlık deyince ayrı. Sanki işte iktisadi ve idari bilimler deyince sanki ya bankacılığa gireceğiz ya işte bilmem neye gireceğiz ya muhasebe olur ya finans olur. Değil. Böyle düşünmeyelim. Burası bir öğreti veriyor. Aslında size yemek yapmanız için gerekli olan malzemeleri veriyor. Nedir bu malzemeler? Atıyorum işte su, muhasebe bir sudur. İşte un, atıyorum pazarlama dersi bir undur. İşte nedir? Şeker, işte strateji dersi bir şekerdir gibilerinden. Aslında akabinde hangi yemeği yapacağı mezun olduktan sonra kendisini tanıyan öğrenci tarafından belirlenecek. Kesinlikle. Sektör ona göre Tabii. belirlenecek. O yüzden böyle hani iktisadi idari bilimler, işte tıp falan bunlar konsantre bilim alanları ama bu her bir bilimin, her bir sektörün ortasında mesela sağlık olabilir dediğim gibi ama bir sürü halkaları var. Biraz önce saydığım halkalar var. Ve o Evet. halkalarda yer bulabilme herkesin yani okuduğu bölüm bağımsız şansı var. Kesin. Tam o noktada çok güzel bir yere getirdin konuyu. Şimdi bizim polimer ve kompozit teknolojileriyle ilgili bir araştırma uygulama merkezimiz var. Kalkınma Ajansı destekli. Türkiye'deki sanıyorum 2 ya da 3 cihazdan bir tanesine sahip. 600 bin kez mesela herhangi bir şeyi 600 bin kez büyütebilen. Bu bir boya da olabilir, saçının hani teli de olabilir. İşte ki dünyada koronavirüs de o yani büyüt büyüteçle veyahut da mikroskopla keşfedildi. Aynısından bizde var mesela şu anda o polimer kompozit de. Şunu diyeceğim mesela biz o bizim Potkam dediğimiz merkezimizde şu anda sağlık bilimleri tarafında bu endüstriyel sağlık dediğimiz tarafta örneğin mesela karaciğer nakli. Ben bilmiyordum. Bugün bir radyo kayıtında hani bizim Potkam müdürümüz Müge Hoca'dan öğrendim. Hani sen sağlık tarafından belki daha vakıfsındır. Karaciğer nakillerinde yaklaşık %55 civarında hasta kaybediliyormuş. Kaybedilme nedeni de şu. Senin karaciğerinde mesela 3 damar çıkışı var, benimkinde 2 damar çıkışı var. Dolayısıyla hastaya özel aslında oraya bir stent gerekiyor. Hastanın Tabii. vücuduna uygun. Şimdi o stenti mesela biz şu anda o endüstriyel dediğimiz Potkam, polimer kompozit, kompozit compound etmek yani birleştirmek kısmı. Orada o stentleri üretiyoruz ve 3 boyutlu yazıcılarda basıyoruz. Şimdi Müthiş, diyeceksin ki müthiş. mühendislik bölümü değil mi? Yani Tabii. mühendislik Ama bölümü sağlık. öğrenci mühendislik seçmiş ama sağlığa yönelik stent üretiyor değil Aynen, mi? aynen, aynen. Yani o yüzden Tamamen, hani bu yapı... tamamen Evet. çok güzel bir örnek verdin. Demek istediğimiz şey bu. Yani bu okuduğun disiplin bağımsız. Sektörlere öyle bakmak gerekiyor. Okuduğun disiplin bağımsız. Ama diğer taraftan da bazı sektörlere ilgi duyabilirsin. Mesela sağlık. Mesela işte bankacılık. Sigortacılık. Mesela sigortacılık, otomotiv vesaire fark etmez. Ama her bir sektörün içinde multidisipliner yapılar vardı. Arkadaşlar herkes bu multidisipliner yapılarda yer bulabilme imkanına sahipler. Biraz önceki örneğinden, karaciğer örneğinden yola çıkarsa artık sağlıkta şöyle bir cümle vardı yıllardan beri konuştuğumuz. Hastalık yoktur, hasta vardır.
Yani kişiselleşmiş tıp dediğimiz bir kavram vardır. Kişiselleşmiş tıpta da aslında irdelenen ve incelenen şey işte bu genomi diye adlandıracağımız genetik tıptan tut da işte kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri yönetimine kadar yani o üç damarı vardır, senin iki damarın vardır, senin damar kalınlığın budur, benimki budur. Senin bağırsakların bir şeyi gıdayı sindirme hızı budur, benimki başkasıdır. Yani hepimizde aynı bağırsak vardır ama aynı tarzda işlev görmüyorlar. Genetik yapımız farklı. Aynı adımı atarız. Ben yorulurum, sen yorulmazsın. Bu sen sporcusun anlamında değildir. Bu tamamen genetik yapıyla alakalıdır. Dolayısıyla genetik yapı çözüldükçe bu kişiselleşmiş tıp daha da aslında kişi odaklı çözümler sunabiliyor olacak. Şu anda baktığımız zaman hani bu günümüzün en popüler şey konusu COVID. Ne oluyor? İşte birinci basamak test aşamasını geçti. İşte nedir o? 1.000 kişi üzerinde şu testinin yapılması. Ondan sonra 2.000 kişi üzerinde şöyle yapılması. Aslında deneysellik vardır içinde. Yani kişiye odaklı bir geliştirme değildir bu. Deneysel ve eğer ki bu deneyselde bir şey yaparlar. Bu deneysel kümeye baktığımız zaman toplumun şu kadar kısmını aslında hitap eder algısı vardır. Ve orada o deneysel çalışmada başarı varsa da ilaç başarılıdır tanımı yapılır ve piyasaya sürülebilir ilgili izinleri aldıktan sonra. Dolayısıyla bu şekilde şey, mesela bakıyoruz teknolojiyle yani bir tanesi kompozit diyoruz. Kompozit nedir ki? İşte biz kompozitten lamba biliriz biliyorsun ha şeyden. Ama kompozitten şimdi damar diyorsun. Karaciğer diyorsun vesaire. Stent diyorsun. Veyahut Başka bir şey. da işte ilacın çözüldüğü yere göre etkililik oranı artıyor ya. Mesela Tabii. midede değil de bağırsakta çözülsün diye biz yine aynı merkezde o ilacın dış hani şeyi var ya, çeperi, hani bir hap Evet. yuttuğun zaman dışında bir koruma kılıfı vardır, o işte midede çözülür genelde. Ama ilacın etkililiği artsın diye onun bağırsakta çözülmesi gerekiyorsa o dış kabını ona göre ayarlamak lazım. İşte bu PotGam'da mesela onu yapıyorlar. Şimdi tıp nereye, ilaç sektörü nereye, değil mi? Tabii, Yani tabii. mühendislik tarafı nereye? Şimdi bu ilacı Tabii. yapmak da yetmiyor. Bunu satmak gerekiyor. Satış pazarlama devreye giriyor. Sonra Tabii. o kazandığın veyahut da işte bunun finansmanı için para bulmak veyahut da o kazandığın parayı Maliyetini yönetmek hesaplaman gerekiyor. gerekiyor. Araştırma gelişmesini yapman gerekiyor. Kazandığın parayı değerlendirmek gerekiyor. Yeni yatırımlar yapmak gerekiyor. Mesela yatırım stratejisi bilmen gerekiyor. Yani bir sürü halkaları var bunun. Dolayısıyla Kesin. hani sektörlere bu perspektiften bakmalarını arkadaşlarım tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde hani biliyorsunuz ikimiz de işletme okuduk vesaire. Ne alaka? Ben işte Acıbadem Üniversitesi'ndeyim. İşte bir sağlık kuruluşunun başındayım. Ne alaka? Öyle değil. Olay öyle değil. Ama şey hoşuma gitti. Girişkâhta söylediğin yani ne olursa olsun mesela belki bana programın sonunda soracaksındır ama ben sen girişkâhta söylediğin için vurgulamak istiyorum. Ne tavsiye edersin diye sorsan bana genç arkadaşlarımıza ben şunu tavsiye ederim derim. Aslında her bireyin bir vizyonu olması lazım. Her bir bireyin vizyonu olması lazım. Arayıp o vizyonu bulmak tabii ki kolay bir şey değil. Ama biri bize bunu söylemiş diyorum. Biri bundan işte 80-90 yıl önce çıkmış demiş ki öğretmenler kanalıyla söylemiş. Öğretmenler demiş, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, bireyler ister. Şunu demiyor. Yani Atatürkçü ol, Kemalist ol, işte bilmem işte mütedeyyin ol, solcu ol, sağcı değil, hür ol. Hür beyinler, özgür beyinler gerekli. Gelişme için en önemli şey budur. Özgür beyinler. Özgürlük yani bakın bir şeyi bu kadar kısa anlatabilmek mümkün değildir. Fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür. Yani irfan, vicdanın kimseye satılmaması gerekiyor. İrfanının herhangi bir şekilde yönlendirmeye maruz kalmaması gerekiyor. Bilimin ışığıyla hareket etmek gerekiyor. Fikrini birine ipotek etmemek gerekiyor. Onu da özgürce söyleyebilmek gerekiyor. Bizim elbet ki birey olarak, kişi olarak, Gökhan Gürcan, Cüneyt Dirincan olarak elbet ki kendi sorumluluklarımız vardı. Ama bir de toplumsal sorumluluklarımız var. Aynen Arel Üniversitesi'nin yolculuğu gibi. Bu sorumluluk da aslında bu özgürlüğü kazanıp bunu tekrar
topluma geri verebilme sorumluluğu içindeyiz biz. O yüzden onu söyleyince tüylerim diken diken oldu her zamanki gibi o cümleyi duyunca ve bu vurguyu yapmak istedim. Yani gençler ne yaparsa yapsınlar, genç arkadaşlarımız, ilk önce özgürlük şiarları olsun. Evet. Ben Sabancı grubunda, Akbank'ta çalıştığım dönemde de hani orada yine rahmetli Hacı Sabancı'nın hani bir büstünün altında cümlesi vardır. Hani bence o da çok kıymetli bir cümle. Aslında benzer bir yere geliyor. O da şey diyor: bu topraklardan aldığınızı bu topraklara vermeyi unutmayınız kıvamında, tarzında bir cümle. Hadi o da önemli. Dolayısıyla ben hani o yüzden hani cümleye oradan başladım. Bu vakıf işleri, sizin de içinde bulunduğunuz Burpa'nın da hani vakıflar organizasyonundan geliyor olması insanlık adına kıymetli. Tabii işin Kıymetli. ticari boyutu olacak. Çünkü Her işletmelerin zaman olacak. Hayatta kalması, Ayakta yatırım kalmak yapabilmesi zorundayız. için. Tabii öyle. Peki sevgili Gökhan Gürcan, şimdi mesleklerle ilgili olarak genel mesajı verdin ama haliyle şimdi finansal hizmetler alanında çalışmak isteyenler de olacak ve tabii sigortacılığı da merak ediyorlar ama sigortacılık böyle dallı budaklı çok geniş bir coğrafya, evren. Bunun elementer dediğimiz işte daya veyahut da işte hani maddi tarafa hitap edeni var. İnsana hitap eden işte şimdi bahsettiğimiz hayat ya da sağlık sigortaları ya da şimdi emeklilik çıktı. Gerçi emeklilik bir sigorta mı, ayrı bir tartışma ama tamamlayıcı sağlık sigortaları deniliyor, işte bireysel emeklilik deniyor. Onun dışında işte hayat sigortaları deniyor, birikimli hayat sigortası deniyor. Hani acente deniyor, sigorta eksperi deniyor. Bir sürü şey deniyor. Şimdi buraya bunu zaten sığdırmamız mümkün değil de. Sigortacılık alanında, bankacılık alanında, finansal hizmetlerde, pazarlama, satış, operasyonda olmak isteyen kardeşlerimize sen böyle hani o neredeyse bulunmadığın departmanın kalmadı bu sektörlerde, alanlarda. Hani neyi öne çıkart, neyi söylemek istersin, neye dikkat etsinler ya da bu bölümü seçeceklerse niye Ya bir seçsinler ya kere, da seçmesinler? Cüneyt, şunu söyleyeyim. Sigortacılık hala niş bir alan. Yani yetenekli insanlara aç bir sektör. Bunu bir kere hep vurgularım ben. Dolayısıyla eğer ki biraz bir insan çaba gösteriyorsa, biraz ortalama bir zekadaysa, biraz başarma arzusu varsa, çalışma arzusu varsa, aslında sigortacılık sektöründe kariyer edinebilir. Bir kere onu söyleyeyim. Çünkü yetenekli insanlara aç bir sektör. Hangi alanı olursa olsun fark etmez. Yani satış da olur, pazarlama da olur, finansman da olur, risk de olur. Hangi alan olursa olsun. Burası aç. Diğer taraftan sigortacılık sektörü aslında şöyle çok önemli bir sektör. Biraz önce girişte söyledim. Aslında gerçekleşmemiş risklerin gerçekleşmesi durumunda oluşacak maliyeti karşılamak üzere olduk. Ve bugün görüyoruz işte riskleri. Bakın, bir orman yangınları, seller, COVID, değil mi? Trafik kazaları. Şimdi bunların hepsi işte risk. İnsanoğlu ise bireyselleşen toplumda, eskiden biz bunları nasıl çözerdik sektör olmadığı zaman? Dediğim gibi imecelerle. İşte birisi eğer ki para ihtiyacı varsa köy halkı para toplar, ona verirdi. Birisi evleniyorsa gene köy halkı toplar, birisi tenceresini alır, bir tanesi kilimini alır vesaire verir. Ama bireyselleşen toplumlarda, metropol hayatında artık bunlar yok. Dolayısıyla aslında destek alabileceğim insan yok etrafımızda. Yani bizim de, senin de iki tane çocuğun var, benim de iki tane çocuğum var. Ama onlar bize ileride bakmayacaklar. İstemediklerinden dolayı değil, yapamadıklarından dolayı. Yapamayacaklar. Belki dünyanın neresinde olacaklar onu bile bilmiyoruz. O yüzden bizler bir güvence çemberi yaratmak zorundayız. Güvence evreni yaratmak zorundayız. Bu güvence evreni kimle yaratılıyor? İşte sigorta sektörüyle yaratılıyor. Nedir o güvence evreni? Mesela sağlık risklerini bertaraf etmek için. Yarın öbür gün Allah korusun başımıza bir şey gelse, kanser olsa, işte bir özel hastanede tedavi edilmek istesen kaç paraya mal olacağını biliyor musun? Biliyor musun Cüneyt? Çok para. Milyon olabilir. Çok para. Ya da Allah korusun bir evin yansa, evini tekrar mobilyalarını, televizyon almanın kaça mal olacağını biliyor musun? Büyük para. Araban, yani yıllarca biriktirdiğin, emek verdiğin şeyler bir anda puf diye yok oluyor. İşte o puf diye yok olmaması için sigorta var ve bu gelişiyor ve büyüyor. Evet, Türkiye şu anda ekonomik yapısı, konjonktürler gereği nispeten diğer Avrupa toplumlarının gerisinde, yani sigortalılık oranları da gerisinde, kişi başına düşen primler de gerisinde, yaklaşık
Yani GDP'nin 1,6'sı gibilerinden düşünebiliriz. Çok düşük rakamlar bunlar. Ama pazar eğer ki bir şekilde bizim problemimiz hep biliyorsunuz şeydir. Yani süreklilik arz eden bir gelişim ve aslında ekonomik gelişim ve sosyal gelişim trendi. Biz hep dalgalanan bir toplumuz. Eğer ki sürekli gelişen bir toplum olsa bu başka bir noktalara varacak. O yüzden ben arkadaşlarıma şunu tavsiye ediyorum. Yani bu sektör doğru bir sektör ve bu sektör artık kendine ikinci halkaları yaratıyor. Bizim yaptığımız gibi, bu Bağcıbadem gibi. Biz şimdi ne yapıyoruz? Sağlık sigortacısı konumundayız. Ama yarın öbür gün şunu göreceksin sen. Bupa Hospital göreceksin. Bupa Hastanesi'ni göreceksin. Yarın öbür gün belki Bupa Polikliniğini göreceksin bir yerlerde. Dolayısıyla sektör halkalar yaratarak da büyüyor. Dolayısıyla arkadaşlarım branş bağımsız. Pazarlama da olabilir, satış da olabilir, finans da olabilir. Sigorta sektörüne bu niş pazara ben odaklanmanı isterim. Ama bunun için de hangi branş olursa olsun fark etmez temel aradığımız yetenek setleri var Cüneyt. Temel yetenek Neymiş setleri. onlar? Evet, biz bunu Ne hep biliyor söylüyoruz musun? arkadaşlara da. Şimdi biz dinleyenler aslında güzel, birinci ağızdan böyle hani sektörün bir numaralı isminden hani Evet. dinleyelim. Ya şu var tabii ki aslında insanları birbirinden ayıran değerler bazen bakıyorsun çok basit değerler Cüneyt. Mesela sebat etmek. Ya mesela ben soruyorum sebat edemeyen var mı? Yok herkese diyor. Yalan söylüyorsunuz diyorum. Öyle edemiyorsunuz. Sebat etmek çok önemli. Çalışkanlık, gerçek çalışkanlık çok önemlidir. Ben şunu soruyorum mesela bazen böyle genç arkadaşlarla bir araya geldiğim zaman. Diyorum ki arkadaşlar düşünebiliyor musunuz diyorum. Var mı diyorum düşünemeyen? Yok. Düşündüğünüzü ifade edebiliyor musunuz diyorum. Var mı diyorum düşündüğünü ifade edemeyen? Yok. Hissedebiliyor musunuz diyorum. Var mı hissedemeyen? Yok. Hissettiğinizi ifade edebiliyor musunuz diyorum. Var mı diyorum hissettiğini ifade edemeyen? Yok. Ondan sonra diyorum ki yalan söylüyorsunuz ve yalan söylediğinizin farkında değilsiniz. Bir yanılsama içindesiniz. Maalesef bizim aile içi eğitim sistemimiz, okul içi eğitim sistemimiz, ataerkil toplum yapımız aslında sınırsız düşünmeye, o yüzden irfanı hür, fikri hür diyoruz. Sınırsız düşünmeye, bariyersiz düşünmeye engelli insanlar yetiştiriyoruz. O yüzden düşünebilmek çok büyük bir erdem Cüneyt. Çok büyük bir erdem. Ama böyle bizim düşüncelerimiz şöyle. Pıt pıt pit düşüyor. Pıt 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 düşüyor. Çok boyutlu düşünebilmek. Multidimensional. Yani ben şey derim, yatay ve dikey eksende beynin hareket etmesi gerekiyor. Yani Lobların farklı kullanman gerekiyor. yatay eksen ben fonksiyonlar diyorum. Satış perspektifi, finans perspektifi, muhasebe perspektifi, strateji perspektifi. Burası ise stratejik ve operasyon düzlemi. Yeri geldiği zaman kürekle kumu alabilmeliyiz. Hani elimiz kağıt kalem tutabilmeli. Yeri geldiğimiz zaman da stratejik bakış açısına sahip olabilmeliyiz. Ve bu aynı anda milisaniyeler içinde beynin hareket edebilme kabiliyeti var. Multidimensional olarak bu çok boyutlu olarak bunun hareket ediyor olması gerekiyor. En önemli yetenek setlerinden biri bu. Düşünmüyoruz, düşündüğümüzü zannediyoruz. Düşünceyi derive etmemiz gerekiyor, türevlendirmemiz gerekiyor. Yani tık 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 açılıp bir karar ağacı dersi belki veriyorsun sen. Bir karar ağacı gibi bakmak lazım. Bir süreç yapıyor bakmak lazım. Dolayısıyla birinci söyleyeceğim bu. Diğer yetenek seti şudur. Sistematik ve metodolojik olabilme. Şimdi bizim sektörümüz genelde sosyal bilimler ağırlıklı insanlardan oluşuyor. İşte benim şirketimde de sağlık kökenli insanlar oluşuyor. Ama bir mühendis bakış açısı hani analitik düzlemdeki bakış açısına eksikliklerimiz olabiliyor. Ama şunu görüyoruz. Ben şunu anlatıyorum herkese. Arkadaşlar her şey bir süreç. Bakkala gidip ekmek almak bile bir süreç. Ben size bu süreci tanımlayabilirim. Bakkala gidip ekmek almak gibi bir süreç. Her şey. Dolayısıyla süreç yönetimini, süreç akışlarını
bilmek gerekiyor. Ve bu böyle hani abi ben süreci nerede öğrenirim meselesi değil. Düşünce meselesi gene bu. Bakkala gitmek için ne yapmak lazım? Kalk, işte dişlerini fırçala, onu yap, kapıyı aç, kapıyı kapa, git vesaire. Süreç bunlar. Şimdi iş hayatı da böyle basit süreçlerden oluşuyor. Ama biz bunları üst üste koyduğumuz zaman çok sofistike, çok komplike gözüküyor. Halbuki hepsi çok basit. Ve bu mentaliteye, düşünce yapısına sahip olursa arkadaşlarım, inanın işleri çok basit olur. Ve hangi branşta gene olduğundan bağımsız olarak, satış da olsa, ben nasıl satarım? Ben müşterimi nasıl bilgilendiririm? Müşterim kimdir? Sor soruyu ya, müşterim kimdir? Tüketicim kimdir, müşterim kimdir? Aracımın yeri nedir? Bu konuyla ilgili bir şey yapmak için önce aracımı bilgilendirmeli miyim? Evet. Yoksa direkt böyle mi? Bak çok basit sorularla yapıyoruz. Çok basit aslında. Ama biz bunu hepsine aynı anda bakıp halkalar diyorum. Küçük küçük halkalar ve küçük küçük halkalara biz yukarıdan bakıyoruz. Ve bak çok kaotik bir hani böyle bir şey vardır ya sokaklarda satı böyle bir şey çizer böyle bir renkli 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 renkli. O dersin. Too kaotik dersin. Halbuki hepsi bir halkadan oluşuyor değil mi Cüneyt? Kesin. O halkaları aldığın zaman tek tek çözebilirsin. O yüzden ona da süreç odaklı bakıyor olmak lazım. Dedim ki birinci düşünebilmek, özgür düşünceye sahip olabilmek. İkincisi süreç odaklı, sistem odaklı olabilmek. Üçüncüsü ise hani çok söyleyebiliriz ama teknoloji odaklı bilgiye ve düşünceye sahip olmak. Yani teknoloji dediğimiz şey, ben hocam teknolojiyle kursa gideceğim, nereye gideceğim? Bu bir kurs meselesi değil. Bu bir algoritmalar meselesi. Ve algoritmalar her yerde. Yani nedir? Aslında şu anda biz bir teknolojinin içindeyiz. Sen İstanbul'un bir algoritma. DNA da bir algoritma. Orada da yoncalar var geri planda beynin arkasında. O yoncalara yazılıyor her şey. Hafıza dediğimiz şey bulutların üzerinde duran bir şey değil. Ki biz bir ona cloud diyoruz. Bunlar çok böyle bilinçli olarak böyle seçilmiş kelimelerdi. Cloud dediğimiz şey de aslında bir yerde bir yoncaya yazılıyor. Dolayısıyla benim gençlere en büyük tavsiyem teknolojinin fundamental'larını, temellerini öğrenmesi lazım. Ve bu nedir biliyor musunuz? Mesela ya gerçekten bu 0101 ya bir onu öğrenmek lazım. İki, ya bu internet nedir? Intranet nedir? Nereden çıktı? O yolculuğa baktıkları zaman yani bir de bu öğrenme dediğimiz şey hocam bununla ilgili kurs var mı? Bir yıl falan. Değil yahu. Değil. Fundamental'larına baktığı zaman bu işin o zaman işte bir router, bir gateway dediğin zaman aslında gateway'in ne olduğunu, router'ın ne olduğunu daha şey olarak konumlandırabiliyorsun. İşte bir adam oturup bir tabela buraya git, buraya git diyen bir router'dur aslında baktığın zaman. Fiziksel bir metafor kullanırsan. Bu kadar basit de. Ama o bir virtual, sanal bir ortamda yapıldığı için zor gibi gelir insanlara. Kod dediğimiz şey nedir? Kod dediğimiz bir algoritma yazılımıdır. Yani nedir? Eğer ismin Cüneyt ise muhtemelen erkeksin gibi. Eğer ismin Cüneyt ise ve bilmem şu giriyorsan muhtemelen daha çok erkeksin. Bu böyle algoritmalardır bu. Yani eğerlerden, iflerden toplama, çıkarma, çarpmalardan oluşur. Parantez aç, parantez kapalardan oluşur. Bir tane tabloda bu verinin gibi yazıldığı bir yer vardı. O tablolara bakarsın. O da nedir? Eskiden defterimizde, deftere yazıyorduk bunu. Muhasebe dediği şey aslında o. O yani da. Bunu işletme adına giren çıkanı tuttuğun rakamsal olarak muhasebe oluyor. İnsanlık olarak yaparsan da işte başka bir şey oluyor. Bu kadar basit, bu kadar basit. Dolayısıyla arkadaşların bazı şeyleri çok terminolojiyle söylediğimiz zaman anlaşılmaz oluyor. O yüzden bizim gibi ben de biliyorsun Marmara Üniversitesi'nde hocalık da yapıyordum. Bize düşen şey metaforlarla onu basite ve aslında herkesin anladığı. Ben mesela çok alışveriş merkezi örneği veririm. Bakkal örneği veririm. Biliyorsun ben şirketimizi öyle tanım. Biz bakkaldık, şarküteri olduk, şimdi gross market olmaya çalışıyoruz diyorum. Böyle ol dediğin zaman olay daha fazla algılanıyor. İşte bir algoritma yanına, algoritmik veri tabanlı bilmem ne ilişkisel dediğin zaman başka bir şey. Ya arkadaşlar bu işte bak bu sayfaya yazıyorduk ya eskiden bunu. Bir de bu sayfaya yazıyorduk. Bu sayfa ile bu sayfa arasındaki ilişkidir bu. Dediğin zaman ha diyor arkadaşlar.
Demek ki bir şey zor değil. Bir şeyin üzerine yüklediğimiz bir terminolojik katmanı var. O katman aslında biraz şeyden de böyle güç yaratma egosuyla da oluyor. Terminoloji kullanıyoruz çok. Dolayısıyla işte anlaşılmaz kılıyoruz ve aslında bize muhtaç ediyoruz insanları. Halbuki basite indirgediğin zaman belki birçok konuda birçok kişiye muhtaç olmayacağız. Ama kesinlikle ona muhtaç bırakılıyoruz. O yüzden arkadaşların bu yaklaşımla teknolojiyi anlamalarını, dijital dünyayı anlamalarını, onun içinde nasıl yer alacaklarına devam ediyoruz. Tam Gökhan Bey bize teknoloji ile ilgili olarak üçüncü gereksinimden bahsediyordu. O da güzel bir hani algoritma birleşimi. Olay sadece hani bilgisayar mühendisliği değil. Hani bakkal da olsanız, mühendis de olsanız, doktor da olsanız, muhasebeci de olsanız temelini anlamanız lazım ama kavramları anladığınız kadar bunun uygulama, pratik hayattaki yerini de anlamamız gerekiyor dedik. O sırada teknoloji bize azizlik yaptı. Çok güzel, çok güzel özetledin. Bana özetle desen Cüneyt, bu kadar güzel özetleyemezdin ne dediğini. Estağfurullah. Süper. Aynen, aynen aslında bu kavramlara teknolojik bakış açısı, dijital dünya bakış açısı kavramımızı geliştirebilirsek, bununla ilgili yetkinliğimizi arttırabilirsek, bunun altına süreçsel bakış açısıyla desteklersek ve düşünebilen, konuşabilen, ifade edebilen, çünkü her konuşmak da ifade etmek değildir Cüneyt. Doğru. O yüzden bunu başarabilirsek inan bu yetenek setine tüm sektörler aç. Hı hı. Ve arkadaşlarımız bu çok basit gibi görünen yetenek setlerine ciddi anlamda sahiplerse, ki bunlar sahip olunabilir, yani bunlar böyle tanrı vergisi şeyler değildir. Sahip olunabilir çalışmayla, düşünmeyle. Paradigmalarımızı yıkmamız gerekiyor. Ben bilmiyorum. Çünkü bize hep öyle öğretildi. Sen konuşma, babanın yanında konuşma, abinin yanında konuşma. Sen kızsın, sen çocuksun, sen vesaire. Öğretmen de öyle öğretildi. Sen parmak kaldırmadan konuşma. Öğretmenine karşı gelme, arkadaşına karşı gelme. Sonra iş yerinde. Müdürüne karşı gelme. Bir onunla iyi. Hep yapma, 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 yapma öğretildi bize. Halbuki nasıl yaparsına gitmek lazım. Zihnimizi buna doğru yoğrultuyor olmak gerekiyor. Paradigmalarımızdan kurtulmak gerekiyor. Her şey bir paradigmadır. Aksi ispatlanana kadar o paradigma doğrudur. Rasyonel bir düzlemde ispatlarsan inandığın şeyin farklı bir gerçeğini, o ondan sonra paradigmamız olur. O yüzden teknoloji ben bilmiyorum, çok anlamıyorum. O senin paradigmandır. İşte ben süreççi değilim, öyle yani benim kafam analitik. O da bir paradigmadır. Her şey basit. Ben o örneği veririm. Yapamıyorum diyene, ya diyorum sen bunu böyle yapmıyor musun? Yapıyorsun. Bak çok da güzel yapıyorsun. Ben sana şimdi atıyorum, genelde kadın arkadaşlar ne oluyor işte, ya ben teknolojiyi anlamam. Ya ben, sen trenç yolu hepimizden daha iyi kullanıyorsun. Ben sana desem ki trenç yolun ana hatlarıyla nasıl olması lazım diye tasarla desem, bana en güzeli söylersin sen. Al işte tasarım bu. Doğru. Aa öyle güzel mi? Evet ya öyle. Güzel bir örnek. Evet öyle. Güzel. O yüzden ben bilmiyorum. Ben anlamıyorum. Ben matematikten anlamam. Ben paradan anlamam. Kendimize anlamam demeyi, bilmiyorum demeyi, ben yapamam demeyi bırakmalıyız bir kere. Hı-hı. Özgürlüğü kendi içimizde başlatmalıyız. Kesinlikle. Ben yaparım. Başkaları yapıyorsa ben de yaparım. Hı-hı. İki, ben yapacağım. İşte orada azim gerekiyor. Çok basit şeylermiş gibi gelebilir. Yaş ilerledikçe belki biz de kafamız, beynimiz, aklımız bir karış havadayken hiçbir şey anlamıyorduk. Belki ayrı bir şey. Ama bugün senin bu programın aracılığıyla bizim gibi aynı yollardan geçmiş insanları bu paylaşımları bulundurmaya davet ediyorsun. Bu da çok kıymetli. Çünkü 30 yıllık tecrübeyi onlara aktartıyorsun. Dinleyenler vardı ve ben sana çokça dinlenmiyordur. Ama çok kıymetli bir şey, çokça dinlen. Çünkü böyleyiz. Keşke olsa da dinlesek denir.
ama yaparsın dinlenmez. Keşke sosyal sorumluluk yapsak deriz, hadi yapalım dersin, benim pazar kahvaltım var derler. İnsanoğlu, evet. İnsanoğlu, insanoğlu. Evet. Sevgili Gökhan Gürcan, şimdi çok güzel bize üç tane, hani bir sürü sayabiliriz tabii ki de, ama çok güzel üç tane iş dünyasının, özellikle finansal hizmetler sektörünün de kurumsal olduğu dikkate alındı. Kurumsallık da bunlar daha da ön plana geliyor. Hani üç kıymetli hani yetenek veyahut da beceri ya da yetkinliği aranan hani kavramı bizle paylaştın. Çok da güzel metaforlar kullanarak hani bence kalıcı olmasını da sağlattın kafamızda ya da anlamamızı, algılamamızı sağlattın. İşte biz de tam bu noktada bu finans laboratuvarının da aslında amacı o. Yani biz teoride anlatıyoruz, işte kripto para şöyledir, hisse senedi böyledir, işte EFT şudur, poliçe budur, aktüerye şudur diye de işte finans laboratuvarı da arkadaşlar bunu bizzat deneyimleyerek aslında o metaforlaştırma, beynin içerisindeki o algoritmaya kodu hani uygulamayla atabilme noktasında çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. İnşallah biz de sen de hani yapabiliyoruzdur diyelim. Hani ben İnşallah. Çok keyif aldım. Biliyorum ki yarın yolculuk var. Uzaklara gidilecek. Dolayısıyla hani toparlanma vakti mesainin de sonuna gidiyor. Gerçi bir, hani yönetim kurulu başkanının, genel müdürün hani mesai saati var mıdır bilmiyorum ama ya da sağlık sektörünün var mıdır bilmiyorum ama çok keyif aldık. Bizi kırmadığın için İstanbul Ayel Üniversitesi olarak ve hani bizde olsun ya da olmasın bizi dinleyen tüm değerli hani buradaki dinleyicilerimize, dostlarımıza hani bizle burada olduğun ve fikirlerini paylaştığın için hepsinin adına hepimiz adına teşekkür ederiz. İyi ki varsın. Ben teşekkür ederim Cüneyt. Dediğim gibi davet ettiğin için, bize bu paylaşım fırsatını verdiğin için teşekkürler. Hem senin bireysel çabalarını ben biliyorum yakından. Bir şeyler bu topluma katma değer yaratabilme, genç arkadaşlara bir şeyler öğretebilme. İşte bu yaptığın işte finans laboratuvarı bile müthiş kıymetli bir şey. Bunun var olması durumunda eleştirmek çok kolaydır da bunu yapmak çok zordur Cüneyt. O yüzden kıymet bilinebilmesi için neyin olmadığının, neyin var olmasını bilebilmesi gerekiyor. Bunlar çok böyle basit görünen fakat antropolojik, psikolojik bakış açısı gerektiren denklemler. O yüzden çok kıymetli bir şey yapıyorsun. Eminim ki üniversite, tamam, beraber çalışan üniversite bunun farkında. Ki bu noktalara olanak sağlıyor. Arkadaşlara tekrar ediyorum, bu çok kıymetli bir şey, bu finans laboratuvarı. Metaforlarla bir şey anlatmak, çaba sarf etmek çok önemli. Bir çorbada bir tuz değil, bir damla tuz olmak bile çok kıymetli. O yüzden her arkadaşa, öncelikle bundan sonraki süreçte Aral Üniversitesi'ne katılacak arkadaşlara ben başarılar diliyorum. Mevcut öğrencilere başarılar diyorum. Umarım hem kendileri için hem de bu toplum için hem de dünya için faydalı bireyler olurlar ve özgür, hür düşünen, hür ifade eden, fikri hür, irfan hür, vicdanı hür bireyler olarak hayatlarını sürdürürler. Çok teşekkür ediyorum Cüneyt. Ben teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bu Paci Badem ailesine de tekrardan teşekkür ediyoruz. Başta sen olmak üzere. Görüşmek üzere. Sağlıcakla iyi yolculuklar. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Selamlar.